Hayrettin Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sistem yazılım olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet en önemlisi, hizmet kalitesi, bunların tamamından bahsedeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben kısaca sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Hayrettin Aktürk kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? 2003 yılında otomotiv yedek parça sektörüyle yedek parça pazarlama, ürün geliştirme branşlarında tanıştık. Tabii akabinde 2013 yılında otomotiv yedek parça sektörünün kaliteli bir B2B yazılım, onlara hitap eden bir ürünün olması gerektiğini tespit etmek suretiyle hem yedek parça bilgilerimiz, yine İbrahim Bey, Nergün Yalçınlar Bey'in de teknoloji ve yazılım olan hakimiyetini birleştirerek yedek parça sektörlerine nasıl daha iyi hizmet edebiliriz noktasında sistem yazılım kurulmuştur. Ve bu noktada da amacımız ilk günkü heyecanımızla otomotiv yedek parça sektörünün başta B2B yazılımı olmak ile başlayan yedek parça tam otomasyon sistemini adını verdiğimiz çerçevede tüm ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflemekteyiz. Evet, peki efendim otomotiv sektöründe sistem yazılım olarak nasıl bir hizmet veriliyor? Sistem yazılımı olarak bizim fokuslandığımız noktanın otomotiv yedek parça olması ve geçmişten gelen tecrübelerimizle birlikte B2B hizmeti en baştaki ürünlerimizdendir. Bugün baktığımız zaman 150'ye yakın müşterisi, 40 bine yakın anlık online'ı olan, piyasada çok geniş çerçevede kullanılan ve başarısıyla ve aynı zamanda da sıkıntı arıza yaratmamasıyla da ön plana çıkmıştır, onaylanmıştır piyasa tarafından ki baktığımız zaman 10 yılı aşkın süredir geliştirilen bir sistemdir. Bizim ürün kalitemizi asıl temelinde yatan şey alternatif sistemlere oranla bir paket program şeklinde hazırlanması. Tabii ki tecrübelerimizin, yazılım teknolojilerine hakimiyetimizin çok önemi var. Evet. Ama en önemli etkenlerden bir üçüncü unsur ise paket programdır. Yani bir müşterimizden gelen değerli bir bilgiyi kendi tecrübelerimizle birleştirip birden fazla olasılıklı çözümler üretmek ama onu tek bir pakette toplayıp müşterimizin ihtiyacına bırakmak. Böyle olduğu zaman çok kısa sürede çok iyi, çok hızlı gelişen bir sisteme sahibiz. Esasında bizim diğer alternatiflerden en büyük ayrışan farklarımızdan bir tanesi de bu diye özetleyebilirim. Ama kalitemizin temelinde tabii ki bilgi, tecrübe ama dediğimiz gibi paket program ve yazılım teknolojileri hakimiyetimiz ve şu an vardığımız noktada da yaygın ve başarılı olarak kullanılmamız ve birçok değerli büyük firmalarımız tarafından da tercih ediliyor olmak bizim için hedeflerimize çok yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Evet. Peki efendim hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Hizmeti verirken müşterilerimizin ihtiyaçlarını çok iyi anlama noktasındayız. Paket program olması dolayısıyla zaten her müşterimizin işe bakış açısı değiştiğinden, ihtiyacı farklı olduğundan ve onlara uygun çözümler ürettiğimiz için çok kısa sürede yeni projeler çıkartabiliyoruz. Ama özellikle müşterimizin ihtiyaçlarını tespit etmek ve ona uygun çözümlerimizi sunmak, eğer çok güzel bir istek geliyorsa da onu sistemimize dahil etmek ve tüm müşterilerimize gerekirse de sunmak noktasında ilerliyoruz ve başarımızı da bu şekilde müşteri memnuniyetimizi de sağlamış oluyoruz. Evet, peki ileriye dönük hedefiniz nedir sektörle alakalı? Neler yapmayı planlıyorsunuz? İşin öncelikli hedefimiz ki bu öncelikli hedefimize çok az başarı ulaşmak için çok az bir süremiz kaldı. Türkiye'deki yedek parça toptancılarının ihtiyaçlarını giderebilmek, depo otomasyon sistemlerinde, B2B sistemlerinde, ihracat modüllerinde, tahsilat sistemlerinde, yedek parça tam otomasyon çerçevesinde yerli üreticilerimizin ihtiyaçlarını gidermek, devamında ise bu ürünümüzü dünya çapında kullanabilmeyi sağlamak, hatta yerli sektör oyuncularıyla belki uluslararası oyuncuları birlikte hareket edebilecekleri farklı projeler gerçekleştirip Türkiye'mizin otomotiv sektöründeki gücüne daha da güç katma noktasında yer almak istiyoruz. Hedeflerimiz bunlardır. Tüm yeni müşterilerimizi inşallah ailemizde görmek isteriz. Evet. Peki efendim son olarak çok kısa buradan bizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Sistem hakkında öneriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz? Bizi isteyen izleyicilerimize şunu söyleyebiliriz. Şu an mevcut bir sistem kullanıyor olabilirler ama mutlaka bizden de bir randevu vermelerini ve bizim çözümlerimizi de görmelerini onlardan rica edeceğiz.
İsteğimiz evet. bu olabilir. Evet. Biz de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın da devamını çok diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun Hayrettin Bey. Teşekkürler.